Bismillahirrahmanirrahim. E lem eyhel aziz. Halk eşya hakkında mucibe külliye sadık olmadığı takdirde salibe külliye sadık olur. Yani ya bütün eşyanın haliki Allah'tır veya Allah hiçbir şeyin haliki değildir. Çünkü eşyanın arasında muntazam tesanüt ile halk ve yaratmak tecezziyi kabul etmez bir küldür. Baziyet yoktur. Ya mucibe külliye olacaktır veya salibe külliye olacaktır. Başka ihtimal yok. Her şeyde illetin ademini tevehhüm eden vehmin vahi hükmünde bir kıymet yok. Binaenaleyh, edna bir şeyde halikiyet eseri göründüğü zaman bütün eşyada tahakkuk eder. Ve keza Halik ya birdir veya gayrı mütenahidir, evsat yoktur. Zira sani vahidi hakiki olmazsa kesiri hakiki olacaktır. Kesiri hakiki ise gayrı mütenahidir. Ma ahaza nuru neşredenin nursuz, icad edenin vücutsuz, icab ettirenin vücubsuz olması muhaldir. Ve keza ilim sıfatını ihsan edenin ilimsiz, şuuru ihsan edenin şuursuz, ihtiyarı verenin ihtiyarsız, iradeyi verenin iradesiz, kamil şeylerin gayr gayri kamil olduğunu telakki etmek muhaldir. Ve keza aynı tersim, basarı tasvir ve nazarı tenvir edenin basarsız olduğunu düşünmek, ancak basar ve basiretten mahrum olan adamın işidir. Ma'ahaza, masnudaki kemalat, tamamen sanideki kemalden akan bir feyizdir. Fakat kuşlardan yalnız sineği gören, tanıyan bir mikrop, kartalı gördüğü zaman bu kuş değildir der. Çünkü sinekteki şeyler onda yoktur. İlem eyyuhel aziz, nefsi natıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hatta vehmi bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Öyle ise ey devamı isteyen nefis! Daimi olan bir zatın zikrine devam eyle ki devam bulasın. Ondan nur al ki sönmeyesin. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Onun nesimi zikrine beden ol ki hayattar olasın. Esma-i ilahiyeden birisinin haytı şua ile temessük et ki Adem deryasına düşmeyesin. Ey nefis! Seni tutup düşmekten muhafaza eden zatı ı dayan. Senin mevcudiyetinden 999 parça onun uhdesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi o parçayı da onun hazinesine at ki rahat olasın. İlem eyyuhel aziz! Sen kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin ve elin onu icat etmekten kasırdır. Başkaları dahi o işten aciz ve kasırdırlar. İstersen tecrübe et bakalım. Şecere-i kelimat denilen bir lisanı veya muhaberat ve ezvak santrali olan bir ağzı yap. Elbette yapamayacaksın. Öyleyse Allah'a şirk yapma. İnne şirke le zulmün azim. İlem eyyuhel aziz. Şu görünen alem ilahi bir dükkan ve bir mahzendir. İçerisinde envaen türlü türlü mensucat kumaşlar, mekülat yemekler, meşrubat şerbetler vardır. Bir kısmı kesif, bir kısmı latif, bir kısmı zail, bir kısmı daimi, bir kısmı katı bir lüb, bir kısmı mayi ve hakeza. Her çeşit bulunur. Lakin bir kısmı icadi bir nesçidir. Bir kısmı da tecelliyata bir nakıştır. Felsefenin dalaletince icad ile nakış birdir. Ve o dükkan sahibi de mucibi bizzattır. İlem eyyuhel aziz, enaniyetten neş'et eden şirki hafi katılaştığı zaman, esbab şirkine inkılap eder. Bu da devam ederse küfre tahavvül eder. Bu dahi devam ederse tatile yani haliksızlığa incirar eder. el iyyazu Billah İlem eyyuhel aziz, İnsanın hılkatinden maksat, mahfi hazineyi ilahiyeyi keşif ile göstermek ve kadir-i ezeliye bir bürhan, bir delil, bir makesi nurani olmakla cemali ezelinin tecellisi için şeffaf bir mirat, bir ayine olmaktır. Hakikaten semavat, arz ve cibalin hamlinden aciz kaldıkları emaneti insan haml ettiği cihetle cilalanmış, cilvelenmiş bir şekle girmiştir. Çünkü o emanetin mazmunlarından biri de insanın sıfat-ı ilahiyeyi fehmetmek için bir vahidi kıyasi vazifesini görmektir. İnsanın hılkatinden maksat bu gibi şeyler olduğu halde kısmı ekserisi perde olurlar, Set olurlar. Vazifesi fetih ve açmak iken kapatıyor, bağlıyor. Ziya ve ışığı neşriken söndürüyor. Allahı tevhid etmek yerine şirk yapıyor. Ve keza nuru imanla Allah'a bakıp mülkü ona teslim etmekle itikaden mükellef iken, en rasadıyla halka bakarak Allah'ın mülkünü onlara taksim ediyor hakikaten innel insane le zalumun cehul. İlem eyyuhel aziz. Ey nefis! Eğer takva ve ameli salih ile halikını razı ettiysen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur. O kafidir. Eğer halk da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse iyidir şayet onlarınki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur. Çünkü onlar da senin gibi aciz kullardır. Ma'ahaza, ikinci şıkkı takip etmekte şirki hafi olduğu gibi, tahsili de mümkün değildir. Evet, bir maslahat için sultana müracaat eden adam, sultanı irza etmiş ise o iş görülür. Etmemiş ise halkın iltimasıyla çok zahmet olur. Ma mafi yine sultanın izni lazımdır. İzni de rızasına mütevakkıftır. İlem eyyuhel aziz, vacibül vücud, zatında, mahiyetinde, mümkine benzemediği gibi efalinde de benzemiyor. Çünkü vacibül vücudun kudretine nispeten yakın, uzak, az, çok, küçük, büyük, fert, nev, cüz, kül arasında fark yoktur. Ve keza onun fiilinde bizzat mübaşeret yoktur. Fakat mümkinin kudreti bu derece değildir. Bunun için nefis, vacibül vücudun efalini fiillerine benzetemiyor. Hakikatını fehmetmekte akıl mütehayyir kalıyor. Fiili failsiz zannediyor. İlem eyyuhel aziz, arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa, iftiraz ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Ve kavunun, mesela letafetine dikkat edilirse, yemek için yaratılmış olduğu hissedilir. Kezalik insanın da istidadına bakılırsa, vazife-i fıtriyesinin ubudiyet olduğu anlaşıldığı gibi, ruhani ulviyetine ve ebediyete olan derece-i iştiyakına da dikkat edilirse, en evvel insan bu alemden daha latif bir alemde ruhen yaratılmış da, teçhizat almak üzere muvakkaten bu aleme gönderilmiş olduğu anlaşılır. Ve keza İnsan hilkat semeresi olduğundan anlaşılır ki insanlardan bir çekirdek var ki Cenab-ı Hak şecere-i hilkati o çekirdekten inbat etmiştir. O çekirdekte ancak ve ancak bütün ehli kemalin ve belki nev-i beşerin nısfının ittifakı ile eftalül halk seyyidül enam Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamdır. İlem eyyuhel aziz, siyah ve beyaz nakışlar ile nakışlı bir imame ile küre arzın kafasını saran semavat ve arzın nazım ve halikı olan Allah'ın uluhiyetine layık mıdır ki, alemin bazı safahatını miskin bir mümkine tevdi ve tefviz etsin. Arşın sahibinden maada, arşın altındaki şeylere bizzat tasarruf eden imkan dairesinde kimse var mıdır? Kella. Çünkü o kudret kısa ve kasır olmayıp, muhit bir kudret olduğundan açık bir yer, bir delik kalmıyor ki gayr müdahale etsin. Ma'ahaza Ceberutiyet ve istiklaliyetin izzeti ve kendini sevdirmek ve tanıttırmak muhabbeti gayre müsaade etmiyor ki arada ibadullah'ın enzarını kendine celbeden ismi bir vasıta bulunsun. Ma ahaza kül ile cüzde, nev ile fertte yapılan tasarrufat birbirinin içinde mütedahil ve yek diğerine mütesanit olduğundan o tasarrufları ayrı ayrı faillere vermek mümkün değildir. Mesela alemin nizam, intizam ve tasarrufunda arzın tedbiri dahildir. Arzın tedbirinde insanın da tedbiri dahildir ve aynı zamanda bu tasarrufat yapılırken başka nevilerin de şuunatına bakılır ve hüceyrat-ı bedeniye ile zerrat dahi yaratılıyor. Ve keza bütün bu tasarrufat, bütün safahata aynı kudretle yapılır. Nasıl ki şemsin nurundan katre ve kabarcıklara varıncaya kadar hiçbir şey hariç kalmıyor. Bütün eşya o nur ile tenevvür ediyor. Kezalik bütün tasarrufat kudreti ezeliyeye aittir başka bir şeyin müdahalesi yoktur. Küreden zerreye varıncaya kadar o kudretin tasarrufundan hariç değildir. Hülasa arının dimağını, mikrobun gözünü tanzim eden zat, senin efal ve amalini mühmel, başıboş, hesapsız, kitapsız bırakmayarak imam-ı mübiğinde yazar, ona göre muhaseben olacaktır. İlem eyyuhel aziz, her bir masnuda, her bir zerrede görünen tasarruf mutlak, kudret-i muhita ve hikmet-i basirenin delalet ve şehadetleriyle sabittir ki, bütün eşyanın sani'i vahiddir, şeriki yoktur. Ne kudretinde inkısam var, ne iktidar ve ihtiyarında tecezzi vardır.'' Binaenaleyh aleyh sani ancak vacibül vücud olacaktır ki kaderin mizanı ile yürüyen kudretine bir nihayet yoktur. İlem eyyühel aziz sinek, örümcek, pire gibi küçük hayvanlar, fil, camus, deve gibi büyük hayvanlardan daha zeki, hilkatçe daha güzel sanatça daha tam oldukları halde bunların ömrü kısa, onlarınki uzun, bunların zahiren menfaatleri yok, onlarınki var. İşte bu hal hılkati eşyada saniin külfeti olmadığına ve her şeyin vücuda gelmesi ancak kün emriyle olduğuna bahir bir bürhandır. Yef'alullahu mâ yeşâ'' لا اله الا هو